مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صلاه الرحمن من نعمه مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومبارك تاستا sizlere tergib-i terib hadis-i kaldığımız dersten devam edeceğiz. İnşallah Rahman. Bu sünnet kitabından bir fasıl bitmiş olacak. İnşallah bundan sonra diğer fasla geçilecek nasip olursa bu gece bu hadis-i şerifleri bu faslı bitirebiliriz. İnşallah Rahman. İyi dinleyelim. Kainat Efendisi'ni sallallahu teala aleyhi ve sellem, bize konuşuyor bilelim. Bu hadis-i şerifler onun kelamlarıdır. Bizim bunda bir katkımız yoktur. Biz ancak tercüme etmeye çalışıyoruz. Tabi şarihlerden istifade ediyoruz. Sindi Hazretleri'nin şehirlerinden size bir şeyler anlatıyoruz. Onlar hadislerin şerhini iyi bilirler. Muhaddistirler. Allamedirler. Onun için biz devamlı taklit üzere gidiyoruz. Kendimiz bir yorum katmıyoruz. Ancak belki Türkçe'de anlaşılması için misaller veriyoruz. Bu misaller, örneklendirmeler hariç. Bunun dışında kendi kafamızdan indiği hiçbir şeyimiz, yorumumuz yoktur. Onun için bu dersi dinleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dersini dinlemiş olur. Onun kelamlarını dinlemiş olur. O buyursaydı şimdi bizzat sizlere hitap etseydi bu kelamlarını buyuracaktı. Şimdi belli huani öyle vaeten. Benim tarafımdan benim ümmetime bir ayet olsun, bir hadis olsun mutlaka ulaştırır. Bu emre imtisalen biz bu vazifeyi yapıyoruz. Sizler de inşallah tebliğ ehlinden olursunuz. Birbirinizi haberdar edersiniz. Mesaj atarsınız, telefon açarsınız, tweet atarsınız. Tergı bu terif, hadis-i şerif dersi başlamıştır diye bir insanı hadis dinlemeye sevk ederseniz, bir hadis-i şerifin duyulmasına, duyurulmasına vesile olursanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olursunuz. Naddarallahu'nun rin. Naddarallahu'nun rin. Allah bir kişinin yüzünü aydın etsin ki Bir insan benden bir hadis duyup da onu kavrarsa, bellerse, ezberlerse sonra onu ümmetime tebliğ eder, ulaştırırsa Allah yüzünü ak etsin, aydın etsin. Mahşer günü nurlu etsin buyuruyor. Peygamber dua sağlısınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. bu terib hadis-i şerif dersin dinleyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de eğer insanlara ulaştırıyorsalar, en azından hadisi aynen aktaramıyorsa, kafasında tutamıyorsa da sohbet başladı diye mesaj atmak ve insanları haberdar etmek suretiyle Allah için bir hadisin duyulmasına sebebiyet veriyorsa bu duaya girer. Benden bir hadis duyup, onu belleyip, onu insanlara ulaştıran Allah yüzünü hak etsin, aydın etsin. Onun için bu işe tevesli olalım, gayretli olalım. Bir kişi bir şey öğrensin diye böyle çırpınalım. Bir hadis-i şerif duyurulsun, duyulsun diye çırpınalım yani. On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca tweetler, boş laflar, fuzuli kelamlar, dünya ahirete yaramayan şeyler millet birbirine ulaştırıyor. Siz niye Resulullah'ın sözlerini ulaştırmıyorsunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Göreyim sizi inşallah. Hep birlikte bu sünneti yeniden ihya edelim. Resulullah'ın yolunu canlandıralım. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. anne radıyallahu teala anhu. Hazreti Enes Efendimiz rivayetle? Kale dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdu. Bu hadis-i şerifi Müslim rivayet ediyor biliyorsunuz. Bukhari'den sonra en sahih kaynağımız. Men rahib an sünneti. Men kim rahibe dönerse, yüz çevirirse an sünneti benim yolumdan feleyse minni, o benden olamaz. Sünnetimden dönen benden değildir. Şu kadar bir şey ezberleyemiyorsunuz ya? Ehli sünnetten ayrılan benden değildir. Sünnetim diyor işte daha ne diyecek? Benim gibi inanmayan benden olmaz. Kadere inanmayan Resulullah'ın dininden olabilir mi? E buyuruyor işte benim gibi benim yolumdan ayrılan benden değil. Ben bu kadar hadis beyan ettim. Allah biliyor ezelde alın yazısı haktır. E şimdi bu İslam oğulları, Mehmet okuyanlar çıkmışlar alın yazısı yok bilmem kader. Tartışmalı fazla. İtikatta kopmuşlar zaten. Kimileri itikatta kopmuş, kimileri fıkıhta kopmuş, kimileri amelde kopmuş. Kimileri şekilde kop, kıyafette kopmuş, kimileri ahlakta kopmuş, kimileri muamelatta, ticarette, akitlerde kopmuş. Kopmuş oğlu kopmuş. Sünneti terk etmişler. Tabi bunun en büyüğü itikatta kopmaktır. Allah cümlemizi muhafaza etsin. En azından amellerimizde kusur küsur olsa da inancımızda onun yolundan ayrılmadık elhamdülillah. Amen er rasul bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minu. Kendine Rabbinden ne indirildiyse benim peygamberim ona inandı, müminler de ona inandı. E kader imanı Allah'tan indirildi. فَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ Allah'ın her işi ölçülmüş, biçilmiş, yazılmış, çizilmiş bir kader oldu diyor. E Kur'an, inna كُلَّ شِي ne بِي kader Her şeyi kaderle yarattık diyor. Ayet var iken hala bunun inkar ediyorlar. Bunlar nasıl Müslümanım diye geziyorlar ya. İşte sünnetten dönen, eli sünnetten ayrılan benden değildi. Şimdi, Sindi Hazretleri buyuruyor ki, اَمَلِيَّتَنْ كَانَتَ اِمْتِقَادِيَّتَنْ اُبَادِيَّتَنْ كَانَتَ اَعَادِيَّتَنْ Görüyor musun? Bu sünneti ister inanç bakımından itikadi olsun, şerhte sindiği bütün kütübü sitteye bütün hadis kitaplarına şer yapan İmam Sindi'dir. Kabri nur olsun. E şimdi o, onun beyanından iyi mi anlayacaksın sen hadisi ya? İnanç bakımından sünnetten ayrılanda Resulullah'tan ayrılmış olur. Amel bakımından ayrılanda. Şimdi amel bakımından da iki ayrılıyor. Amel bakımından bir ibadet olan ameller var. Namaz, oruç, hac, zekat gibi. Bir de adet olan. Adet ne? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabağı severdi. E, kabağı sevmesi bir ibadet değil. Kabak yemeğini e, böyle tabakta, çanakta getirdikleri zaman e, sulu çorba gibi o kabakları arardı böyle hani hususi onları almak için. Efendim, helva severdi diyelim. Bunlar adettir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Saadatü'l adet, adatü'l saadat. Adetlerin efendileri, efendilerin adetleridir. Madem o severdi biz de seviyoruz. Ha ama diyelim senin canın istemiyor, yiyemiyorsun. Yiyemiyorsan da sevmiyorum demeyeceksin. Adet de olsa Resulullah severdi bili biliyorsan. Harun Reşid'in sofrasında davet var iken İmam Ebu Yusuf Efendimiz de oradaydı. Kazıl Kuzat Orada ulema adam bir kabak ikram edildi işte. Bu bal kabağı değil, tatlı kabağı değil. O şeyler var ya yemek yaptığımız kabaklar. Uzun böyle ince uzun. Orada ulema adam birisi dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi bu kabak yemeği çok sever. Oradaki kabak gibi birisi kalkıp demesin mi ki ben de hiç sevmem. Buz kesti ortalık. Bütün meclis... Halifenin huzurunda bütün ulema, meşayih var. Dondu herkes, kanı dondu ya. Yani. İmam-ı Ebu Yusuf hemen dedi ki, tevbe etmezse dedi, vur kellesini bunu dedi. Ne oluyor ya dedi ben dedi ne dedim ne yaptım adam mı öldürdük falan kabak sevmek imanın şartı mıydı ben bilmiyor muydum falan falan sus dedi bu arada sen bunu bilmeseydin bu hadisi şemaildeki bu rivati konu değildi. Konu değil. Orada alimin birisi rivayet yapıyor. Sahih rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabağı sever. Sen bunu yemeyebilirsin. İçinden iştahın isteğin gelmeyebilir. Ama ben sevmem. Ne oldu bunu eklediğin zaman birbirine cümleleri? Öyle mi mantıkta öyle. Suğra küfra neticeye gidersen. Resulullah'ın sevdiğini ben sevmem demek oldu. Resulullah'ın sevdiğini sen nasıl sevmiyorsun? Hani o sana canından ileriydi? Ha seviyorum dersin. Yemezsin. Yemeyebilirsin. Ben de mesela sirkeye hiç hevesim yoktur. Yani canım çekmek bakımından. Ama çok severdi sirkeyi sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Sirke ne güzel katıktır. Çünkü onlar işte ekme, kuru ekmeği sirkeye batırıp Yemek yok bir şey yok. Sirkeyi çok severdi. Ben de çok seviyorum. Hayır çok içemiyorum, çok yiyemiyorum. Salatalara konsa mesela o salatayı bile yiyemiyorum yani. E, salataya koymayın derim mesela. Ama seviyorum. Böyle az da olsa işte suya katıyorum, bir şey yapıyorum. Teberkün, berekettir, şifadır. Resulullah severdi, ben de seviyorum. Sevmek başka, iştah çekmek başka. Şimdi iştahım çekmeyebilir. Çok içemeyebilirim, çok yiyemeyebilirim. Her şeyi ektirmeyebilirim. Ama seviyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Adet anladın mı şimdi? Şimdi mesela sarığa da adetten derler. Halbuki sarık adetten değildir. Çünkü sarık hakkında hadis-i şerif var. Sarıksız kılınan 70 namazdansa, rekattansa sarıkla kılınan iki rekat hayırlıdır. E bu namaza soktu bunu da daha hayırlıdır. Bu ibadete girdi. Misvak Misvak adetten değildir ama insanlar hakaret ediyorlar. Sarık saran adama derse ki bir adam. Bak ne diyor? Muhakkıraniyyaha. Sünneti hakır görerek. Ra'yen gayr'a gayran Sünnetten başkasını sünnetten daha hayırlı görerek. İşte efendim. Ne oluyor ya? Kafam mı yarıldı? Ne sardın öyle? Bak dalga geçiyor. Kafam mı yarıldı diyerek. Veya misvak. Adam misvak, ağzını misvak diyor. Yahu diyor diş fırçası bundan hayırlıdır. Diş macunu bundan hayırlıdır. Sen ne bunu kullanıyorsunuz hala? Kaçıncı asırda yaşıyoruz ya? Hii! Eyvah! Feleyseminliğe giriyor. Bu adam benden değildir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Fırçayı misvaktan hayırlı gördü. Anladın mı şimdi? Gerçi adet bile olsa böyledir. Nerede kaldı ki? Misvak ibadettir. Çünkü sivak Fakatel bir sivak Hayır mı Misvakla kılınan iki abdestle kılınan iki rekat, yetmiş rekat misvaksız kılınan e, namazdan hayırlıdır. Şafii mezhebinde biliyorsunuz namazın öncesinde de misvak kullanılır. Hanefi'de kan abdesti bozduğu için dikkat etmek lazım. Yani o da sünnette var ama dişlerin kanama adeti varsa yapmazsın. Şafii de kan abdesti bozmadan onlar namaza başlamadan da çıkarır misvaklanırlar. Çok kuvvetli sünnet. İşte o iki rekat hep biz tabi abdestte iken alıyoruz yine aynı sabah geliyor. Çünkü o abdestle kılmış oluyoruz. 70 rekattan hayır. Bu ibadettir misvak adet değil ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ayrılırken en son meleklere Mevla'ya kavuşacağım, meleklerle efendim katılacağım diye yine en son daha konuşamıyorken bile Ayşe misvak açtı. Ağzına, ağzında yumuşattı efendimizin ağzına ver. Misvakla vefat etti sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatı misvakla geçiyordu. Yatmadan misvak, kalkınca misvak, yemekten sonra misvak, abdeste misvak, namazdan önce misvak, hep misvak. E sen nasıl dersin ki? Bir de demez mi? Ne soktun bu odunu ağzına? Bu adam odun bile olamaz ya. Küçük bile olamaz. Müslüman olamaz böyle adam. Misba odun diye hakaret eden adam. Çünkü burada bakın e, söylüyor. Feleyse derken elken tahkiran minni. Yani min ehli dini benim sünnetlerime hakaret ederek, onları küçük görerek, onlardan gayrisini onlardan hayırlı sayarak yüz çevirenler benim dinimin mensuplarından değildir. Müslüman hadisi ya. Ya ne oluyor arkadaş ya ne kadar çabuk gavur oluyoruz. Gavur olmak da bu kadar kolay mıymış? İnsanlara böyle tekfir ediyorsunuz. Ya arkadaş biz size 40 senedir ben bunu okurum. 40 senedir. Üç şey insanı kafir eder. Ömer Nesefi itikadımızın metninde var. 2-3 sayfa bir şey yani. Bütün çoluk çocuk ezbere biliyor onu yani medreselerde. Sen bu kadar yaşa gelmişsin. Hiç mi el i metninden hadi Arapça bilmiyorsun, ezbere bilmiyorsun. Hiç mi haberin yok? Üç şey insanı kafir eder. İstihfaf, istihlal, istihza. İstihlal, harama helal demek. İçkiye helal dese bir adam kafir olur. Faize helal dese kafir olur domuz etini helal dese kafir olur. İstihfaf hafife almak. Mesela namazı hafife aldı. Namaz kılsa bile kafir olur. Ama namaz kılmasa da namazın farziyetine inanıyorum, tembellikten kılamıyorum. Allah nasip etsin, Allah affetsin dese kafir olmaz. Ama kılsa bile dese ki ben zaten spor müpor yapamıyorum, onun için kılıyorum. Siz nasıl olsa spor yapıyorsunuz, gençsiniz, bisiklet pedal çeviriyorsunuz, bilmem ne kılmasanız da olur. Namazı hafife aldı, işi spora çevirdi hafife aldığından kafir oldu. Oruç. Ya arkadaş biz oruç tutuyoruz bakmayın. Siz nasıl olsa periz yapıyorsunuz zaten tutmasanız da olur. Hafife aldı. Perizle oruç aynı şey mi? Diyetle aynı şey mi? Sen diyet yap oruç tutmasan olur. Sen zaten her ay bir diyet yapıyorsun canım. Biz senede bir ay tutuyoruz. Tutsa da kafir olur. Ama öbür türlü tutamazsa tembelliğinden falan Allah affetsin beni ben oruç tutamıyorum ben ne bir irade adamım falan kendine hakaret etse böyle o Müslümandır. Ama bu ne yapıyor? Orucu hakaret ediyor. Kalkıyor diyor ki ya oruç bir diyettir, bir perizdir fark etmez. Hafife alıyor. Haccı hafife alıyor. Ondan sonra. Ne var ya taşın etrafında dönüyorsunuz falan. Tövbe estağfurullah. Adam hacca gitti ya. O hacca giden söyledi bu. Kafilenin reisine söylüyor. Safa Merve arasında. Ne koşturuyorsun bizi burada dedi ya. Canımız çıktı dedi ya git gel. Bak adam hacca gitmiş. Safa Merve arasındaki şey bir hareket zannediyor. Bir hafife alıyor yani. Biz ne diyor burada ya dönüp duruyoruz. İşte kafir oldu. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değil. Neden? Hafife almak insanı kafir de. Bir de dalga geçmek istihza. Kafan mı yarıldı ya ne sardın o sarı işte bak sana. Ne sokuyorsun o odunu ağzına. Misvak için. Bunlar insanı kafir eder. Çünkü neden? Lenne usara kafiran. Sindi Hazretleri'nin şeyini okuyorum ya ben yorum yapmam hayatta ben. Çünkü kafir oldu bir tahkiri sünnete nebeviyete. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini hakarete aldığı için, basite aldığı için, hor gördüğü için. Bak ne dedim sana? Diş fırçası macunu bu misvaktan hayırlıdır dese yine gitti. Çünkü neden? Evra'iyen gayra gayran mina. Sünnetten gayrisini sünnetten hayırlı görse. Aynı konuda. Hep yani söylüyor işte daha. Yani sırf şu hadis var ya sünnetimden dönem benden değildir. Acayip bir mesele yani. Onun için adetler de böyledir. Yani sadece ibadet sünnetleri değil, adet olan sünnetler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte diyelim ibadet olmayan demin anlattığım gibi bir yemeği sevmesi, bir hurmayı sevmesi. Hurmanın yüz kaç yüz çeşidi var. Ya berni hurmasını seviyor. Bir acıbe hurmasını seviyor. Ya bu ben de bunu hiç beğenmiyorum. Bu ne biçim tadı yok, tuzu yok bir şeyler. Cık, yapma. Canın çekmeyebilir. Ama sev. Resulullah seviyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun adeti de olsa. İşte şimdi mesela düğmeleri çocuk. Benim de bağrım açık işte diyelim. E şimdi düğmeleri çocuk rastladık diyor sahabe-i e biz de diyor düğmelerimizi çözer olduk ondan sonra yani. Nefesi daha rahat alsın veyahut da işte hava girsin diye hep düğmeleri çözer. Şimdi düğmelerin çözülmesi ibadet midir? Değildir. Nisan şurasından birkaç düğmesi böyle açık olmaz. Bu ibadet sayılabilir mi? Sayılmaz. E peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle rastladık diyor. Biz de öyle yaptık. İşte bak sahabe-i kiramı anlıyor musun? E Efendimizin düğmelerinin çocuk tutması ibadet değil ki. Peki o zaman adetlerinde de ona uydular mı? Uydular. İbn Ömer'den daha mı biliyorsun radıyallahu anhuma? Dört Abdullah'tan beri fıkıhçı. Sahabe arasında en büyük fıkıhçılardan Abdullah İbni Ömer Hazret. Hazret Ömer'in oğlu. Fakih. Ne yapıyordu? Gidiyordu bir ağacın altına oturuyordu. Sonra kalkıyordu. Ya senin burada bir işin mi var? Yatmağa mı geldin? Dinlenmeye mi geldin? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan geçerken geldi bu ağacın altında oturdu. Ben o sebebin hikmetini aramıyorum. Ben de geldim oturdum diyordu. Allah Allah mesela binanın üstüne biniyordu. Sonra biraz Sübhanallah, Elhamdülillah zikrettiğinde sonra gülüyordu. Niye güldünüz efendim diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere böyle bindiğinde gülmüştü. E niye gülmüştün? O mesele değil. O gülmüştü. Ben de onu, onu hatırlıyorum. Ona benziyorum. Yani adetlerde de uyuyordu sahabe-i kirama zarahatı. Mesela hicret yolunda işte haçtan dönerken, umreye giderken mesela bir ağacın altında, bir kayanın altında duruyordu. Orada namaz kılmıştı ve abdest almıştı falan. Hemen İbni Ömer gidiyordu o kayayı buluyordu. O kayanın altında. Halbuki o kayanın altında namaz kılmak özel bir ibadet değil. Orası Kabe gibi bir e, sevapların katlandığı bir özel bir mekan değil kayanın altı. Ama adet ol. Yani Resulullah madem. Halbuki Resulullah'a belki de denk geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani orası denk geldi. Olsun. Bana her şey Rasulullah hatırlatıyor diyebilmek meselesi. Anladın mı? O kaya bana onu O ağaç bana onu hatırlatıyor. Hem tzekkuru bizi selamı mezecdeden an gerami Ne diyor Kaside-i Burde'de İmam İlk başında selam ağaçlarının altındaki dostları hatırladığın için mi gözyaşına kanları karıştırıp da döktün? Yani kanlı gözyaşı döküyorum neden? Selam ağacı Resulullah Efendimiz'in altında oturduğu ağaçlar anladım. Çölde yetişen. Emhabbetirihu min tilkaika zımeten. Ve fi Hep Medine, Medine, Medine. Yoksa Medine tarafından rüzgar mı esti de o rüzgar sana gelince senin efendim aşkını artırdı ey aşık. Ondan sonra Medine tarafından şimşek mi çaktı da karanlıkta sen o şimşeği görünce ah bu Medine'ye de çaktı böyle. Efendim Medine'nin civarındaki şehirlerde vesairede insan güneşe bakarken bile Medine'den de bu güneş şimdi görülüyor Resulullah'ın üstünde sallallahu aleyhi Veya ay e, gece işte 13-14'te daha çok bariz oluyor. İşte şu anda Resulullah'ın yeşil kubbesi üstünde de bu ay orayı da ışıklandırıyor. E, ben de işte memleketin nereyse dağdan yayladan nereden bakıyorsa Neyi hatırlatacak sana ay? E, Medine'de bu ayı görüyor. Şimdi Resulullah'ın üzerine doğmuş. E, ben de buradan görüyorum. Müşterek bir şey görüyoruz. Hakiki aşk budur. Hakiki sevgi budur. Muhabbet budur. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eserini, bir saçı şerifini, bir sakalı şerifini, bir parçasını, bir zerresini, kamisinin, fistanının, gömleğinin, hırkay şerifinin bir parçası, mübarek dişini, yani neyse Topkapı Sarayı dolu. Osmanlı ecdadımız neyle bu kadar dünyaya hakim oldular? Kutsal emanetlere, hürmet ve saygılarıyla. Sonra ne demeye başladılar? Geldiler, bu şimdiki Vahabiler. Sakal bir kıl ya, bundan ne çıkar? Tövbe estağfurullah. Ne bunu öpüp duruyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz dediler. Ya. Ondan sonra Medine'ye bile gitmeden size ne var? Kabrini ziyarete gitmeden size ne var? Haşa neler dediler. Ve diyorlar halinde. Onun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i andıran, hatırlatan her şeye saygı gösteriyoruz. Ehli sünnetin şiarı budur. İlla ibadet olması şartı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hırkasını ziyaret ibadet değil hoş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde giydiği Allah'a kulluk manasında bir ibadet Allah'ın farzı vacibi değil. Ama onun üzerine değmiş olan bir şeyi efendim hürmetle tazimle öpüyoruz. Saygı gösteriyoruz. Sahabe öyle yaptı. Sahabe öyle yaptı. Onun hutbe irad etti, konuşma yaptığı minberinin efendim tokmaklarına ellerini sürerlerdi. Gelip oturduğu yere ellerini sürerlerdi. Kim bunlar? Bunlar kim? Bunlar ilahiyatın dekanları, profları değil. Bunlar ee, Abdullah bin Ömerler, Abdullah bin Abbaslar, Ebû Yûb el o sahabenin en büyük hafızları, alimleri, fakihleri geliyorlardı minbere ellerini sürüyorlardı, oturduğu yerlere elini değdiği yerlere ellerini sürüyorlardı. Onlar bilmedi, bilmediler. Sen mi bileceksin? Sen kimsin? Dünyanın sonunda gelmişsin. Ecelü menfil az vasfını taşıyorsun yani. Onun için benim sünnetimden dönen benden değildir. Burada önce itikadi sünnetler. Yani ehli sünnete göre inanmak. Resulullah nasıl inanıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın isimlerine inanıyordu, sıfatlarına inanıyordu, harici sıfatlar olduğuna inanıyordu, bize beyan ediyordu. Ondan sonra kader alın yazısına iman ediyordu. Efendim cehennem azabının ebedi olduğunu zaten beyan ediyordu. Şimdi İslam ol ne diyor? Cehennem ebedi değil, sonu var. E bu nasıl iştir ya? Bu nasıl itikatlar çıkarttılar, türettiler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl inanıyordu? Ebu inne bak Adem babanız Adem'dir. Anneniz Havva'dır. Hepiniz ondan yaratılmışsınız. Kuluk Adem min turab. Adem topraktandır. Adem topraktandır. Siz Adem'densiniz. Kullukum min Adem ve Adem min turab. Hepiniz Adem'densiniz. Adem topraktandır. E bu ne diyor? Adem Aleyhisselam babası var. Hadi bakalım. Onun için sünnetimden denen benim dinimden çıkmıştır diyor. Benden değil de. Onun için itikadi olursa zaten ayrılırsa kafir olur diyor. Ameli olursa ibadet de olsa fark etmez. Adet de ibadet. İşrak namazı ibadet, kuşluk namazı ibadet, abdest şükür namazı ibadet, teheccüd namazı ibadet. E bunlar farz değil, vacip değil. E farz vacip değil ama sen bunu hakir görürsen, hakaret edersen kafir olursun. Kılmazsan kafir olmazsın. Ama hakaret edersen bu neymiş? Bu namazlar nereden çıktı? Bu kadar namaz mı olur ya? Vırt zırt namaz. Tövbe estağfurullah. Hepsi ibadet bunların. Sünnettir ama sünnetin ibadet kısmında. Bir de sünnetin adet kısmından var. Demin anlattım. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in sütü sevmesi gibi, helvayı sevmesi gibi, tavuk etini yemesi gibi. Bunlar adettir. Ama biz bu adetleri de kabul ediyoruz. Hürmetle telakki ediyoruz. Çünkü neden? Kimin adeti? Resulullah'ın adeti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte düğmesini çocuk durması gibi vesairesi. Şimdi ve emmâ men min Şimdi bu öbür meseleye gelen. Bir adam sünneti terk etti. İtikadi değil. Ameliden bahsediyoruz. Ameliden. Ama ibadet ama adet. Bunu terk etti. Hakaret de etmiyor. Küçük görmüyor. Bir terbiyesizlikte bulunmuyor. E, sünnet seniyeye hürmeti de var. Sarık keşke sarabilsem diyor. Misvak kullanmayı beceremedim yani. Hiç böyle alışamadım falan diyor. E, ama tabii üzülüyor. Keşke sünnete tam uyabilseydim diyor. Efendim. Şalvar cübbe giyemiyor ama giyenlere özeniyor. Keşke giyebilseydim diyor. Bir hanım kardeşimiz çarşaf giyemiyor. Çarşaf sünnettir. Resulullah çarşaf mı giydi? E senin aklın bu kadar basar işte yani. E hanımına çarşaf giydirirse sünnet oluyor da. Kızını nasıl evlendirdiyse öyle evlendirmek sünnet oluyor. Yani bu ne? Sen sünnet deyince Resulullah sallallahu çarşaf niye giysin ya? Hanımına giydirdiği kıyafet sünnettir. Onun dini de ibadettir hem de. Tesettürün şeklini belirliyor da. Hanımına, kızına ne muamele etti hepsi sünnete giriyor. O Fatma annemizle nasıl geçti davranıyor? Sen de kızına öyle davransan sünnete ittiba etmiş oluyorsun. Kızını öperdi, işte geldiği zaman karşılardı, bazı kere ayağa kalkardı. Fatma annemizi çok severdi. Diğer kızlarına da öyle. Torunlarını sırtına alırdı, omzuna alırdı. E şimdi torununu omzuna çıkartmak ibadet mi? E buna Allah'ın ibadeti farzı vacibi diyemeyiz herhalde. Ama adet de olsa sünnettir. Senin de torunun varsa, gücün de varsa omzuna al, omzunda taşı, oynat, zıplat. He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torununu kucağına alıp sırtına alıp hutbeye çıktı ya. Hutbeye çıktı. Yani şimdi bir imam böyle yapsa diyanet hemen zaten hemen işine sülüsünü keser. Hemen atar yani. Lan torunun sırtında adam hutbeye çıkmış. Manyak mıdır bu imam nedir? İnternetler kopar ortalık falan. Ne yapacak, bırakacak kimse yoksa çocuk da ortada kaldıysa alacak sırtında çıkacak. Çocuğu kaçırırlar, korku varsa ne yapabiliriz? Misal yani misal. Ama nerede sünnetteki musamaha, nerede sünnetteki müsahale, güzellik, tatlılık... Hayattaki tabii iyilik, doğallık. Nerede şimdiki burakrat usulü böyle? Her şey jilet gibi. En ufak bir falso, en ufak bir şey ihbar attı. Efendim muhbirler, murcifler. hemen işten atarlar. Tamam mı <laughs> yani? Memur olmanın da böyle zorlukları var. Memur olmayanlar çok rahat ederler. Limon sat memur olma. Ben onun için öyle söylüyorum. Boşuna söylemiyorum. Onun için efendim e, torununu sevmenin e, sünneti var kızınla görüşmenin sünneti var işte efendim eşine muamelenin de sünnetler var bunların da bazısı ibadettir bazı da adettir bazı da adettir ama bunların hepsi tatbika şayan amellerdir güzel amellerdir çünkü etkan ileküm fi resulillahü vesnetü hasene Allah'ın Resulü'nde sizin için ne var? Çok güzel bir numune imtisal var. Uyulacak örnek teşkil ediyor. Ama herkes için değil. Lemen ke ne vel yevmel ve zekrallah kesire. Allah'tan ümidi olan, itikadı olan, ahiret gününe çıkacağında efendim endişesi olan, hesabı olan, ahirette kazanayım diye beklentisi olan bir de Allah'a çok zikreden. Öyle az zikreden de Resulullah'tan örnek alamaz diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem'den yani bir e, rehberlik alamaz diyor. Onun rehberliğinden istifade edemez yani. Keşke etse de edemez, nasip değil. Çünkü neden? Allah'tan beklentisi olacak, ahiret gününden korkusu olacak, Allah'a çok zikredenlerden olacak. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden onun nasibi çok olur buyuruyor. Ahzab suresinin nati bu. Onun için yani Efendi Hazretleri işte çok zikrettiği için Allah'tan çok korkar, çok şey. Bakarsın bir sünnet dedi mi? Canı gider, canı, canı. Bir sünnet için canımı veririm diyor. Velev ki adet olsun ya. Resulullah'ın adetlerinden olsun. Onu yapmak için canını feda edebilir. Biz Efendi böyle gördük yani. Biz de bir zaman çok şey farz değil, vacip değil. Falan yani. Sünnet nasıl olsa falan. Öyle bir şey yok ölür ölür o. Çünkü ne kadar sevgisi var Resulullah Efendimize, Allah'ımızın sevgilisine o kadar sevgisi var ki canından ileri geçirmiş. İşte imanı kamil budur. Şimdi burada tabii şu şu tehlike de var. Yani sen efendim bu sünnet adet kabilindendir. Çok efendim şey değildir. E farz değil, vacip değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte cemaatle namaz sünnettir diyoruz ama geçen de sünneni i hüdadandır. Yani terk eden dalalete düşer falan. Orada tehdit var, teşdit var. Sakal. Sakala sünnet diyoruz. Sakal öyle normal bir sünnet değil. Çünkü hiçbir sünnetin terki haram olmaz. Sakalı usturaya vurmak haram. Uzatmak sünnet. Usturadan kurtarmak, dibini kesmemek. Farz. Yani vacip. Çünkü yahrum halkul lihidil racul. Erkeğin sakalını ketraşı usturayla haram olur. Dört mezhebin bu geçiyor. El mezabu'l erba' kitabında. Dört mezhebin kitabında haram diyor. Haramsa mesela sarığı sarmamak haram değil. Sarıksız namaz kılmak haram değil. Misfaksız namaz kılmak haram değil. Ama sakalsız durmak, namazı bırak, sakalı usturaya vurmak haram. E, haram olunca bu başka. Çünkü delilleri çok kuvvetli. Onca amel etmesi vacip oluyor. Vaciple farzın zaten şey farkı yok. Bir tek inkar eden kafir olur olmaz da farkı var. Yoksa amel ve tatbikatın zorunluluğu ve yükümlülüğünde farzla vacip aynı şey. Vitir namazı vacip ama kaçırsan kaza gerekiyor. Ne gibi? Yatsının farzı gibi. Amelde farkı yok. Anladın? Farzla vacipin amelde farkı yok. İtikatta farkı var. Ne demek bir adam beş vakit namazın birini inkar etse kafir olur. Vitir namazı farz değil ve vacip değil dese kafir olmaz. İtikatta farkı var yani. inanmamakla kafir olmuyoruz. Ama tatbikte aynıdır. Kılmadı mı kaza gerekir anladın mı? Farz gibi. Ama işrak namazını kaçırsan kaza gerekmez. Çünkü o halis sünnettir. Meseleyi doğru anlayalım. Şimdi bir insan diyor, sünneti hakır görmese, fakat terk etse, itikadi konuşmuyoruz. el itikadını burada konu etmiyoruz. Bu amelle ilgilileri konuşuyoruz. İtikadi sünneti hakir görmeden terk edemez. Ne demek hakir görmeden terk edemez? Ya sen kadere inanıyorsun. Sana da saygı duyuyorum ama ben inanmıyorum. Yani benim kadere inanmama, kader itikadına hakaret etmiyor ama kendi inanmıyor. Konu bu değil. Çünkü bu adam raydan çıkmış olur. İtikatta kadere inanmayan ne demek? Ve bir kaderi gayri ve şerri teala. Bu bu türün esasıdır yani. İman şartıdır. Hem el sünnet yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inandığı e, inançtaki sünnetlerinden şimdi itikattaki sünnetleri ne demek o öyle bir sünnet ki öyle e, misva sarığa benzemez o itikattaki sünneti terk edersen zaten dinden çıktın El sünnetten çıktın 72 fırka sabık fırkaya kimisi oradan da ileri gidiyor çünkü mesela biz Mustafa İslam oğlu zihniyetine baktığımız zaman 72 fırkada kendisine yer bulamıyoruz Mutezile'de veya Şia'da bir tane Adem Hasan babası var diyen yani mesela bulamazsın. Yani bu kadar da olmaz yani. Bu kadar da olmaz yani. O bakımdan yani bunu eee imamı da gelse, Şia'nın lideri de gelse hoppala der. Bu hangi kitapta var der yani. 72 fırkada da bulamazsın. Bunlar öyle bir yol tutturmuş, uydurmuş yani. Kendi kafalarına bir din çıkartmışlar. İslam'la alakaları yok. Onun için Adem babası var dedikten sonra bir adamın ta onda durulacak noktası kalmamıştır. Bunlara dikkat edeceksiniz. Şimdi biz itikattan bahsetmiyoruz. İtikatta musama yok. İtikatta eli sünnete uymak farz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelere inandı? Onlara inanmak şart. Bunun delili Kur'an'da var mıdır? Vardır. Estaizu bile fe inâ menû bi misli mâ Birinci cüzün baş sayfası. Bekara suresi. Eğer bütün yarattığın kullar sizin inandığınız gibi siz dikkat et senin demiyor Habibim. Çünkü sahabeyi de katıyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelere inandı? Sahabe-i kiram onlara inandı. Sizin inandığınız gibi sizin inandığınız şeylerin hepsine inanırlarsa fekadihtedev muhakkak doğru yolu hidayeti bulurlar. Doğru yolu bulan ahirette de cenneti bulur. Ve intevellev sizin işte cemaat buradan çıkıyor. Hıtapta cemilik var. Ehli sünnet vel cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun için ve aleyküm bil cemaati. Hep cemaatin inancından, yolundan, gidişatından, siyerinden, hediyinden, hidayetinden ayrılmayın. Takip edin, yapışın, sarılın buyurduğu cemaat mefhumu. Birçok sayyat-ı şerifte geçer de İbn-i Mace'de cemaat kelimesi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi buyurmuştur. Cemaat demek bütün sahabenin, cumhurun itikadı demek sizin inandığınız gibi inanırlarsa sizin inandıklarınıza hidayet erdiler. Ki kesinlikle doğru yoldayız elhamdülillah. Ben yemin ederim vallahi billahi tallahi ben, ben itikatta hidayet üzereyim. Zerre kadar yanlışım yok itikadımda. Amelimde kusurum çok. Ve intevellev. Çünkü bu ayete göre ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe nelere inandıcı, hepsine okudum. Öğrendim ve inandım yani. Daha nasıl hidayette olmayacağım? ve intelle ama dönerlerse bundan ayrılırlarsa yüz çevirirlerse en ufak bir meyille temayül gösterip Resulullah'ın inandıklarından sahabenin inandıklarından ayrılırlarsa inanç bakımından feynnevâ fi onlar haktan aykırı bir cephededirler hak burada onlar tam karşı şıkkında batıl tarafındadırlar dünyada haktan ayrılan ahirette cehennemi boylar cennete girme ümidi de yoktur Baksana yani fesekfi ki Sen onların şerine karşı Allah sana kafi gelecek diyor. Hiçbir Müslüman hakkında böyle buyurur mu? Onları kafir tarafına attı. Neden? Resulullah'ın inancından ayrıldı. Sen Allah'la mı görüşüyorsun haşa? Sen Allah'tan ayrı bir itikat, ve inanç mı öğrendin? Bir sistem mi geliştirdin? Efendim ey oğlu kadere inanmak tartışmalı fazlalıktır. İnanmasan olur, hiç inanmamak lazım. Efendim alın yazısı diye bir şey yoktur, uydurmadır falan. Sen bunu Allah'la mı görüştün de Allah'tan aldın? Haşa. E o zaman Resulullah'tan da öğrenmedin. Resulullah'ın bu usta hiçbir beyanı yok. Aksine kader inancını kabul etmeyenlerin cenazesini kılmayın, hastalığı ziyaretine gitmeyin buyuruyor. Her ümmetin mecusisi var. Ve mecusi ümmeti el kaderiye. Benim ümmetimin mecusileri kadercilerdir. Ellezine yekulüne la kader. Onlar ki alın yazısı kader yok derler diyor. E bu Davut hadisi ya. İmmeridû felâ Hasta olsalar ziyaret etmeyin ve hiç Beyin <laughs> matu Ölseler cenazelerinde hazır bulunmayın diyor. Hiçbir Müslüman için bunu buyurur mu? Onlar Habibim senin inancından ayrılırsalar karşı taraftadırlar. Karşı taraf ne demek? Dinsizler tarafı demek. Çünkü biz imanımızı Resulullah'tan öğreniyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'dan öğreniyoruz. Sen Allah'la özel mi görürsün? Peygamber misin? Vahiy mi geldi de? Sen de kadere inanmak lazım değil diyorsun. 1400 senedir böyle bir şey diyen çıkmadı ehl sünnet içerisinde yani. O zaman sen ayrıldın yoldan. Onun için sünnetimden ayrılan benden değil. İtikattaki sünnette musamaha yok. Ehl-i sünnetin itikadının metinleri var. Hepsi ayetlere ve mütevatir hadislere dayanıyor. İtikadi konular fe, af, a, ahad hadislerine çok dayanmaz. Ama konuda başka hadis yoksa hadis tekse de sahihse muhalif bir rivayette yoksa o da itikada girer. Ne gibi? cesas hadisi gibi. Deccal'ın bir adada hayatta olması gibi. Mütevatir derecesinde çok tarikten gelmiyor. Ancak Müslim gibi sahip bir kaynakta geçtiği için buna muhalifse hiçbir rivayet bulunmadığı için hepimizi bağlar. Bunlar itikada girer. Çünkü sahih hadis olması lazım. i̇tikadi konularda sahih şartı aranır. Hepten kafir demek için de mütevatir şartı aranır. Mütevatir. Mesela cesase yani Deccal'ın kendisi mütevatirdir ama şu anda adada hayatta olduğu konusuna manen mütevatir bile diyemiyoruz. Manen mütevatir bile diyemiyoruz. Ama İsa Aleyhisselam'ın ineceği gökte hayatta olduğu konusu kesin mütevatirdir. Et tasrih bi ma Mesih. İmam Keşmiri kitap yazdı. Mesih Aleyhisselam'ın ineceğine dair tevatürü açıklayan bir kitap. Müstakil şu kadar. Nüzül Mesih Risalesi'nde ben ondan istifade ettim. Benim kendi Risalemde. Deccal'ın çıkacağı mütevatirdir. İnkar eden kafir olur. Çünkü bütün sayı hadislerde mütevatir konularda geçer. Yecüc mecüc zaten ayetle sabittir. Dehabbetül arz ayetle sabittir. Anladın mı sen? Diğer mütevatir hadisler inkar eden kafir olur diyebilmek için hadislerin sayı olması yetmez. Mütevatir olması lazım. Manen mütevatiri de mütevatir kabul ediyoruz. Zaten lafza mütevatir aynı kelimelerle söylenmiş olmasını ararsak o zaman hiç mütevatir kalmaz. O zaten hadislerin tümünü inkar etmenin yoludur onu onu iddia etmek. Manen mütevatir yeterlidir. Ama şimdi Deccal bir adadadır ve cesase bir hayvan var. Onu yani ona götürdü şeyi. Temibidari Hazretlerini onunla görüştürdü Deccal'la. Bu sahih Müslim'de geçer. Biz inanıyoruz. İtikadımızdır. İtikadımızdır sayı olduğu için. Ve bu konuda buna muhalif hiçbir rivayet bulunmadığı için inanıyoruz. İtikadımızdandır ama mütevatir değildir. Mesela şimdi adam onu inkar etse biz ona kafir diyemiyoruz. Ama deccal diye bir şey yok çıkmayacak dese kafir olur. Çünkü kesinlikle mütevatirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve bütün sahabenin beş vakit namazda sığındığı ve sığınmamızı emrettiği bir konudur. Bunu Artık bunda bu mütevatir değilse başka mütevatir kalmadı İslam'da. Onun için benim sünnetimden dönen benden değildir. Çok iyi anlayın. İtikatta sünneti yani inanmak bakımından eli sünnetin zaruriyatından yani inanılması mecburi delilleri ona göre kuvvetli olan konularından ise benden değildir demek kafir olur. Dinimden değil, dinim ehlinden değildir. Bunu ayrı, ayırdık şimdi. Peki ikinci mana nedir? Bir adam ibadet sünnetlerinden bahsedersek, öğleni sünnetini kılmamış, ikindi sünnetini kılmıyor veya farzları da kılıyor, sünnetleri hiç kılmıyor veya sakalına tıraş ediyor Veyahut sarık sarmıyor veya hiç misvak kullanmıyor. İşrak kuşluk kılmıyor falan filan. Ama hakaret ediyor mu? Hakaret etmiyor canım. Hakaret ederse zaten kafir olur. En ufak sünnete hakaret etse kafir olur. Kafir eden üç maddeden biri hafife almak, alay etmek işte. Hatta ikisine birden giriyor. Hafife almaya da giriyor, dalga geçmeye de giriyor. Çifte kafir oluyor yani. Çifte kavrulmuş oluyor. Bunu konuşmuyoruz biz şimdi. Hakaret etmiyor. Ama tembelliğinden ama gevşekliğinden ama zaman zemin meselesi ama ortam bulamıyorum hoca efendi falan falan. Anam istemiyor, karım istemiyor. Bir tebliğ bahane. Canım istemiyor diyecek yerde uyduruyor işte. Neyse. Hürmeti var. Hakareti yok. Ama terk ediyor sünnetleri. Aa, bu da çok fena. Leyse min ehli dini. Aa, buraya ben şimdi bir mana vermek zorundayım. Muzaffar hazif ve takdir yapmak zorundayım. Muzaffar hazif ve takdir yapmazsam ortalık kopar. Yani onun dininin adamlarına yakışan işi yapmıyor. Neden? Lennel mümine min şanihi en la yergab an sünneti Muhammediyeti sallallahu Bir mümin sen iman etmişsin. Ahiret var ya. Cennet var, cehennem var. Mahşerde Resulullah'tan başka şefaat yok. Sallallahu Var. Alimler var, şehitler varsa ama ondan başlar. İzin ondan çıkıyor. Livaul Ham sancağı benim elim. Tamam. livaul kerem yemeyizim Kerem sancağı benim elim. Tamam mı? Adem ve men tahte ve Adem fe men ve Başta peygamberler şefaat edecek. Onlar da hepsi benim sancağımın altında önce toplanacak. Makamı Mahmud şefaat makamıdır. Ben açmadan evvel hiçbir peygamber şefaat edemez. Ondan sonra Havzu Kevser'de benim elimden içmesen cennete giremezsen sallallahu aleyhi ve sellem. Orada ona muhtaç. Sıratta seni geçirecek, elinden tutacak sallallahu aleyhi ve sellem. Mizanda sevabın az hafif kaldı, günahın çoğaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada şefaat etmese, mizanda işi toparlayamazsın. Her yerde ona muhtaçsın. Allah seni ona bağlamış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyimiz canımızdan iler. ne evla bil müminine münenfusim. Senin canından sana daha yakın diye Kur'an ayetle söylüyor. La yumine hatta yuhibbe. Hatta ekune habbeyle min nefsih. Ben canından daha çok sevgili. bırak malını bilmem çoluğunu, çocuğunu, karısını, kurusunu. Canından ileri değilsen bir adama imanı kamil olamaz. E sen müminsin. Sen Müslümanım diyen bir adamsın. Sen ebedi ahirete inanmış bir insansın. Sen kainatın efendisinden başka ahirette kurtarıcı olmadığını bilen insansın. Allah ona vermiş o şefaat hakkını, ilk açılış anahtarlarını. Elme fatihu'l emrin Anahtarlar o gün benim elimde. He? Lem fi maadi bi ve illa ya de Resulullah elimden tutarsa ne ala sıratı geçerim. Eğer o elimden tutmazsa ey aya sırattan cehenneme kaymış adam desinler de bana ağlasınlar diyor İmam-ı Busiri Hazretleri. Bütün ulema evliya o Resulullah'ın şefaatine erişmek için salavatlar çekmişler, sünnetlerine itibar etmişler. Ömürlerini, hayatlarını onun sünnetlerini yaşamaya ve yaşatmaya vakfetmişler. Sen de Müslümanım diyeceksin. Ondan sonra Resulullah'ın sünneti Muhammediyesinden yüz çevireceksin. Peki gerçek manada mümin olabildiğini, olabileceğini bu vaziyette düşünebiliyor musun? Düşünemiyorsun. Düşünemezsin. O zaman da yine benden değildir hadisinin manası çıkıyor. Sünnetimden dönem benden değildir. Ne demek benden değildir? Yani benim dinimin ehline, müminlere, müslümanlara yakışan, yaraşan sıfatlara sahip olanlardan değildir. Çünkü gerçek müminler benim sünnetimi asla terk etmezler. Beni canlarından yakın görenler ve beni kendilerine efendim, nefislerinden ileri sayanlar asla benim yaptığım hiçbir şeyi terk etmezler. O halde onlar benim sünnetime hakaret etmese de efendim tembelliğinden de olsa nefsine de olsa terk edenler benim dinimin e, dinimen ehli, gerçek ehlinden olamazlar. Kamil müminlerden olamazlar. Tabii kamil mümin olamaz. Sünneti terk eden nasıl kamil mümin olacak ya? Ama burada tabii misvak genelde kullanıyor da acele oldu namaz geçiyor cemaate kavuşacak misvak o anda kullanmamış. Hemen bir kere misvak kullanmadı diye veya sarık sarmadı diye sarıksız bir namaz kıldı diye hemen adama Resulullah'ın elinden değilsin. Bunu demiyoruz bak. Burada mefhum olarak konuşuyoruz. Yani Sarığı tümden terk etmiş. Misva tümden terk etmiş. Anladın mı? İşraat tümden terk etmiş. Teheccüdü tümden terk etmiş. Ama arada bir kılan ne oluyor? Ehlinden sayılıyor. Çünkü İmam Nebevi öyle diyor. Bir duayı bir zikri her zaman yapamasanız da bari ömrünüzde bir kere bile yapsanız mahşerde ehlinden sayılırsınız. Terk etmeyin yine diyor. Ya ne olacak bir kere yapacağımı hiç yapmayayım demeyin diyor. Çünkü ehlinden olmanız için diyor. Ara arada olsa yapın diyor yani. Bu bakımdan İnsan her yerde cübbe giyemezse de efendim camide kendi cemaatında, evinde veyahut da yanında bir cübbe taşır. Camide cübbesini giyer, namazını kılarken sarın sarar. Sonra çıkarır, torbasına koyar. Dışarıda da saramıyorsa da, giyemiyorsa da, iş yerinde de kullanamıyorsa da, mescitte kullanır. Velev ara sıra kullanır. Mesela misal veriyorum yani. Ondan sonra efendim misvak mümkün mertebe kullanır. Her zaman kullanamıyorsa da. Daha dört bini e aşkın sünnet var. Bunda kitabını yazdık da 4000'e baktık ki 8 bine ulaşıyor. Yani de neyse. Sırf dualar belki 4000 çıkacak yani. Ama genel manada 4000 kadar sünnet seniye. Ya e bunların hepsini hayatımıza tatbik edeceğiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek tabilerinden, varislerinden, hakiki ümmetlerinden olmak şerefine nail olacağız. Yoksa Allah muhafaza. Sünnetimden dönen benden değildir tehdidine dahil olma tehlikesine maruz kalırız. Allah cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Şimdi bir hadis-i şerifle kaldım. Çünkü neden? Öyle bir hadis-i şerif ki hem itikadı anlattı, hem el sünneti anlattı, hem ibadet sünnetlerini anlattı, hem adet sünnetlerini anlattı, hem bu sünnetleri terk edenden iki kısım olduğunu, itikadi sünnetleri terk edenin zaten el sünnetten çıktığını, kiminin dinden çıktığını anlattı efendim ibadet sünnetlerinden ve adet sünnetlerinden ayrılan iki kısmı ayırdı. Hakaret ediyorsa etmiyorsa, hakaret ediyorsa adet sünnetine bile hakaret etse kafir olduğunu beyan ettik. Ondan sonra yok hakaret etmiyor da tembelliğinden terk ediyorsa bunun da başının durumunun ne mal olduğunu, bunun da çok tehlikeli, kamil bir e, müttebi e, sünnet seniye ittiba eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakiki ümmetlerine olamayacağı tehlikesini anlattık. Yani bu dersimizdeki tek yarım satır, bir satır değil, yarım satır bile yok. Dört cümlelik bir hadis-i şerif. Dört cümle. Men rahiban sünneti feleksemin. Dört cümle bile etmez. Normal cümleye, nahivdeki cümleye bakarsan iki cümle eder. Şart ve ceza cümlesinden ibarettir. Kelime olarak dört beş kelime var. İki cümlelik bir hadis-i şerif yarım satır etmez. Bütün dini mübin İslam itikadından tut. ibadetinden fıkhından Gel adet sünnetine kadar hepsi bunun şerhinde mün Bunu anlayan bütün İslam'ı anlamış oldu. Bu dersi anlayan bütün İslam'ı anlamış oldu. Öbür türlü 20 40 sene anlasan bir şey de anlamış olmaz. Ancak Allah Teala sünnet seniye hem itikaden, hem fıkhen, hem amelen, hem ibadeten, hem adeten, hem urfen, hakkıyla ittiba cümlemize müyesser eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini işlemeden canımızı almasın. ...hayatımızda her sünnetini en az bir kere de olsa... ...yani adet sünnetlerini bile nasip olup... ...değil mi nasip olsa işte ata binmek meselesi... ...ata bindim mesela... ...yani deveye binmek, deveye de bindim... ...Mısır'da, Tur Dağı'na giderken... ...yani işte öyle sünnetleri takip etmek lazım... ...deveye bindi, ben de bineyim... ...ata bindi, ben de bineyim... ...o katta atmadık, onu yapamadık işte... ...kılıçtan, kılıçtan hiç haberimiz yok... ...kılıcı taşıyacak zaten gücümüz de yok... ...ondan sonra onun ne kadar sünnetleri var değil mi? Silah kullanmayı öğrenmek, yüzmek onu yaparım elhamdülillah yapa, yapabildim. Ondan sonra ne kadar sünnet var? Ne kadar? 4000 aşkın. Her sünnette kaba severim elhamdülillah yerim de elhamdülillah. Sirke içiyorum her sabah. <laughs> yani adet de olsa düğmeleri zaten açıyoruz. Devamlı şekerden hararetimiz var. Anladın mı? Bütün sünnetlere ittiba. Daha da ittiba demediğimiz dolu sünnet seni var. Adet kabilinden de olsa Allah Teala cümlesini tatbika müyesser muvaffak eylesin. Bu işleri bize müyesser eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve teslimen kesiran. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mevla ya salli ve sellim daimen ebede ala habibike hayr halqi kullihim. محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم